Arkadaşlar günaydın. Bahçeye geldik şimdi. Bahçe biraz hareketli. Portakallar toplanıyor. Cafer de benden önce gelmiş. Köpekleri dışarı aldı. Normalde şu geniş alanda barutlarla salındık. Temizlik yaparken onları şu küçük alternatif kafese alıyoruz. Temizliğimizi yaptıktan sonra tekrardan o geniş alana salıyoruz. Yoksa izin vermiyorlar bizim iş yapmamıza. Yavuz'un kafes temizliği yapılıyor. Yavuz, ne haber baba? Ne oldu? Ne oldu lan? Adam. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Şimdi oturur, kendini sevdirir. Sabah rutini. Aslan çocuğum. Ne yaptın? Bitirdin mi yemeğini? Yemekler finish. Ha? Bugün tekrar yapacağız. Yemekler finish. Annemiş oluşum. Makarna. Ne oğlum? Bugün de yapalım lan. Yoğurt da koyalım ya. Ya annem A101'den yoğurt almış uygun fiyata. 3 şey köpekler için. 3 kova. Hani makarna yapacağız ya, böyle yoğurt da koyalım. Kalsiyum olur. Onu yavrulara yaparız ya. Yavrulara da, yavrular için aldım da zaten. Bunları o makarnasına koyabiliriz yoğurtta. Çok karışık olur ya. O yoğurdu boşu boşuna harcamaya gerek yok onu. Arkadaşlar yani her şeyde ateş pahası. Yani 6 liraya aldığımız David 3 20 lira olmuş. Yani 7 liraya alıyorduk ya. 6-7 liraya alıyorduk. Yoğurt desen ayrı para. Süt desen yani 1,5-2 liraya alınan süt 5 lira. Hani ilaçlara zaten hiç girmiyorum. Aşılar zaten 127-150 olmuş. Aşı bir köpek başına 150 milyon olmuş. Allah'tan az yavru. Çok yavru olsa. Şimdi arkadaşlar. Zerdava tripte biraz. Kızan dolduğu için kapalı. Ne oldu? Artistliğinin sonucu. He? Zerdava. Ne oldu kızım? Zerdava'yı günün belirli saatinde, arkadaşlar bunlar da işte gelenlerin arabaları, buralar dolmuş. Günün belirli saatinde Zerdava'nın bir saat gezme hakkı var. O da bizim eşliğimizde. Ejder Baba'nın kafeste temizleniyor. Ejo, ne haber lan? Ha? Ne oldu daha? Bu dudağını yaslıyor ya, bak burası şey olmuş. Küp mü olur? Böyle betona yaslıyor ya. Aşındırmış dudağını. Ne oldu lan? Bak hava kuru, hemen çapak yapmış gözleri. Tekel. Akşam çıkacağız dışarıya. Arkadaşlar bu saatlerde gezinti olmuyor. Bu saatlerde işte kişileri dışarı alıyoruz. Afet'e parazit attıracağız. Bugün Afet'e parazit attıracağız. Yavrudan çıktı. Çok yıprandı o da. Şöyle Afet'e o durumu çek, ulaş. Sonra bir ay sonra bir daha çekelim. Afet. Afet çok... Aynen. Bakın arkadaşlar, Afet bayağı zayıfladı. Çünkü yani yavru bakmak kolay değil. Şöyle
duba gibi afet zayıfladı. Çoğu dişi buraya aksiyonu gösteriyor. Bu da korsan hanım. Korsan da yakın zamanda gidecek arkadaşlar. Şimdi kar falan olduğu için götüremiyoruz. Korsan bütün yavruları maalesef yaşatamadı. Deliliği yüzünden. Her konuda bizi şaşırttı ama bu deliliği konusunda bizi şaşırtmadı. Arkadaşlar şimdi afetin parazitini atacağız. Parazit hapını. Bunu zaten bir ay sonra görürsünüz ne kadar topladığını. Arkadaşlar telefon ses alıyorsa bahçede işçiler var. Kusura bakmayın şimdiden. Hani şu an yapabileceğiniz bir şey yok. Portakallar toplandığı için. Korsan. Ulan kalsiyum vuralım mı ona? Altına kalsiyum vuralım mı? Parazit atalım da. Kalsiyum iğnesi de yaptıracağız arkadaşlar. Kullandığımız parazit de şu. İçinde 30 tane var arkadaşlar. 10 kilo bir tane hap. Aynen. Şeklinde. Yalnız işte bunu aldığımız zaman da 100 liraydı. Şimdi 180 mi 160 bin olmuş. Arkadaşlar 10 kiloya bir hap. Şimdi afet hemen hemen 40-50 kilo gelir. Biz 5 tane attıralım. Ama afette şimdi yavru olduğu için biz uzun süredir parazit attıramadık afet. Hem yavrulara dokunmasın hem de sütü zarar görmesin diye. Şimdi bayağıdır da yemek yiyor ama kilo almıyor. Bu parazit attırdıktan sonra belki bir hafta sonra bir tane daha attırabiliriz. Çünkü acilen afeti toparlamamız lazım. Yoğun bir yavrudan çıktı. Kaç oldu? 4, 5... Çok yoğunla çıkmadı yani. Alt üst 3 tane yavruya baktı. İşte kendini çok yıprattı yani. Aynen. 3 yavruda bile kendini çok yıprattı. 2 haftaya kadar 8 yavru bakmıştı. 2 hafta sonra biliyorsunuz ardarda şanssız ölümler oldu. Ama o 3 yavru afete yetti yani. Fazlasıyla yıprattı. Bakın iç parası da hapı nasıl atacağım diye soranlar olursa tabii bu köpekten köpeğine değişiyor ama bizim köpeklerimiz bize herhangi bir zarar vermediği için. Yani çoğu köpek vermez de Yavuz biraz o konuda attırmıyor, yani, ağzını açmıyor. Ağzını açmayan olabilir, geri dönen olabilir, sizi zorluk çıkartan olabilir. O konuda sadece Yavuz'a problem yaşıyoruz. Diğerlerine kolay bir şekilde attırıyorum. Bakın 5 hapı şöyle parmağımın arası sıkıştırdıktan sonra boğazına doğru iteceğim. Ağzını açacağım şu şekilde. Bittikten sonra ağzını kapatıp ve bu şekilde geriye doğru yutmasını sağlayın. Sonra birazcık izleyin çıkartacak mı hapı diye. Bakın hap çıkartmadı ve yuttu. Bu kadar basit bir şekilde hapı attırabiliyorsunuz. Hapı attırdıktan sonra mutlaka 2-3 saat sonra yemek verin arkadaşlar. Biz akşam vereceğiz. O yüzden sabahtan attırdık. Şimdi bağırsaklar boşken bu hapın çalışma olasılığı daha yüksek oluyor. En az 2 saat sonra yemek vermeniz gerekiyor. Şimdi akşama kadar eğer içinde parazit varsa dökecektir zaten. Değil mi kızım yani? Şu afetle o ne kadar fark var değil mi? Şu an enik gibi yani. Zayıfladı. Çok zayıfladı ya. Normal arkadaşlar o yani siz evet. Hürrem'e bakmayın, Funda'ya bakmayın yani bunlar tutan köpekler kiloyu. Afet o şekilde değil hani bahsetmiştik bazı köpek işte tutuyor bazı köpek tutmuyor diye. Normal bu. Kızım. Afet de bir durgunlaştı ya. Olgunlaştı. Bir büyüdü. Yavrudan sonra bir... Aynen. Ama aşırı derecede adamcılık da başladı yani. Afet'in göz rengi çok hoşuma gidiyor. Yaklaşsana güneşte şöyle. Bakın arkadaşlar çoğu köpek de bu kadar sarı değildir. Muhtemelen bakın. Aynen. Resmen bal rengi gibi. Babası tarafından geliyor bu gözler. Aynen. Baba Baltazar'ın da sapsarıydı. Ve çok da güzel gözüküyor. Sarı göz. Korsanın durumunu biliyorlar zaten. Korsan ölü gibi yatıyor. Korsan! Korsi! Yine korsanı da gösteririm bayağıdır görmeyen arkadaşlar için. En temiz korsan çıktı yavrudan zaten. Tertemiz, sıyrıldı. Bir hafta içinde. Değil mi kızım? Yavrular bir hafta içinde büyüdü gitti değil mi? Gel bakalım. Gel buraya.
Köpekler arkadaşlar bu saatte de güzelce güneşleniyorlar. Güneşe yatıyorlar. Olabildiğince güneşe takmaya çalışıyoruz zaten. Arkadaşlar bu da önemli. Bakın yani eğer güneş görmüyorsa köpekler, güneş görebileceği bir yerlere de takın. Bak dişi kırılmış şuraya bak. Ucunu görüyor musun? Bak bunda var. O kadar yaramaz ki telleri melleri ısırıyor. Kendi kendine zıplıyor yuvada. Burdur'a gitme vakti geldi. Özgür abiye dönüyorsun. Korsancım villadan gidiyorsun artık. Aramızdan adadan ilk ayrılan isim korsan oluyor arkadaşlar. Adaya veda edecek. Değil mi kızım? Dün babanlar geliyor şuradan bir saldırıyor. Ya adamcılığı var da. Yani çok yaramaz ya çok. Aslında çok güzel bir fiziği var. Aynen ama. Tam bir öz kovboy. Buraya iki gün önce. Korsanın başına geçeyim. İki gün önce yıllardır kovboy soyu bakan bir abimiz geldi. Yani kovboy soyunu çok iyi bilir. Çok iyi takip ediyor. Hala da elinde kovboyun yavruları var. Kovboy soyunun yavruları var. Buna geldiğinde direkt yani kendi biz hiçbir şey demeden bu köpek kovboy mu dedi. Bütün fiziksel yapılarını, karakter yapısını, tip yapısını, hareketliliğini almış. Direkt geldiği zaman bu kesin kovboy dedi ve harbiden de öz kovboy. Aynen. Yani bütün özelliklerini taşıyor. Arkadaşlar son durum bu. Şöyle aralara rutin videolarda sıkıştıralım dedik. Doğal videolarda sıkıştıralım dedik. Hani o an ne yapıyoruz işte geldiğimizde. Video bu şekilde. Şöyle bahsedeyim. Ulaş saat 10'da aradı. Ulaş'ın evi buradan bir 15-20 dakika uzaklıkta. Benim 5 dakika uzaklıkta. Sabah 10'da kalktık arkadaşlar. Yani 9'da kalktık kahvaltı falan. 10'da bahçeye geldik. Hemen ilk işimiz köpeklerimizi güneşe taktık. Dişilerimiz. Çünkü erkekler akşam üzeri geziyorlar. Bunların bir de güneş alıyor sabah. Tabii, bunda bu kafesler güneşi alıyor sabah güneşi. Orası almıyor. Eğer şunu da söyleyeyim. Bir gün yuva yapacaksanız eğer köpeğinize mutlaka sabah güneşini alsın. Yani bir şekilde güneş alsın. Ama olabildiğince sabah güneşini alması daha sağlıklı, daha güzel oluyor. Dişilerimizi hemen dışarıya alıyoruz güneşe. Ondan sonra hemen yavrularımızın rutin mamalarını veriyoruz. Ondan sonra hemen kafes temizliğine giriyoruz. Daha sonrasında şimdi işte biraz da az önce kemikçi aradım. Hemen kemiğimizi alacağız. Öğlenden sonraya doğru bir kemik kaynatma işimiz olacak. Saat 1-2 gibi muhtemelen başlarız. Kemiğimizi kaynatacağız. Bir video çekmeye gideceğiz o arada. Bu arada kemiği almadan önce video çekmeye gideceğiz. O arada da arkadaşlar sizler için video çekiyoruz. Köpeklerimize bazen içerik üretiyoruz. Bazen rutin videolar çekiyoruz. Ondan sonra tekrar kemiğimizi kaynatıyoruz. İşte de dinliyor. Kim? Akşam üzeri de bunlar geziyor. Erkekler yani Yavuz, Ejder ve Kaptan. Onları gezintiye çıkartıyoruz. Bu şekilde oluyor. Yani rutin. Sabah 10'da geliyoruz. Akşam üzeri 6'da hava kararıyor. 6'ya kadar buradayız. Yani bütün günümüz hemen hemen burada geçiyor. Tabii arkadaşlar pandemi buna etkili. Yani evet. Pandemi olmasa bu kadar rahat bir zaman aralığı olmuyor. Yine bütün bu yapılanlar yapılıyor ama kısa bir zamanda yapılıyor. Evet, daha kısa. Dar bir zamanda yapılıyor. Yani bir 3 saatimizi harcıyoruz zaten banko. Yani kesinlikle bir 3 saatimizi gün içinde harcıyoruz. Tabii pandemi olduğu için arkadaşlar iş biraz seyrek olduğundan dolayı köpeklerimize daha fazla vakit ayırıyoruz. Pandemi açıkçası onlara yaradı. Köpeklere yaradı. Gündüz de hani normal gündüz de rutin işimiz olduğu için köpeklerimize en fazla 3 saat ayırabiliyoruz. 3 saatte zaten fazlası yetiyor onlara. Yani bütün işleri istesek 1 saatte de bitiririz. Ama biz 3 saat ayırıyoruz. Tabii pandemide de sabah 10'dan akşam 6'ya kadar burada sohbetimizi yapıyoruz, videomuzu çekiyoruz, köpeklerimizi gezdiriyoruz, tekrar çıkartıyoruz falan. Bu şekilde geçiyor. Böyle ara video çektik sizlere. Sabahtan geldik. Saat şu anda 11. Bak bir saattir. Bir saatte normalde bitirdik. Hepinizi seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz daha arkadaşlar. İyi videolarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.